Ve Hasan Efendi'ye kaptırdığı postu Lan neyi kaptırıyorsun? Kim kime kaptırıyor ya? Post bizim evde birkaç tane var <laughs> sana da gel bir tane vereyim. Böyle bir dava olur mu Hasan Efendi ile benim aramda ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Bu böyle bir iftira. En azından Hasan Efendi'den sonra postu almak istiyor Cübbeli Ahmet. Hadi bakalım Vallahi billahi tallahi böyle bir derdimiz yok. Bunu önceki konuşmalarımızdan da e, anladınız, dinlediniz. Efendim, e, biraz ondan dolayı, biraz da cemaat içerisinde Cübbeli Ahmeti yıllardır bir dışlama söz konusu. E, i̇şte Cübbeli tarikatı ticaret gibi kullanmış da, sarı cübbeyi ticari enstrüman yapmış da, büyük para kazan. Ne alakası var kafamdaki sarı cübbenin para kazanmamla ya? Ne alakası var? Kitap yazıyorum, telif ücretlerimi alıyorum ya. Ya ve la kuvvete illa billah. Veya YouTube'dan birkaç kuruş gelir gelirse herkese geldiği gibi yani. Kıçını açana da geliyor o kadar gel. Benden fazla geliyor yani. Ne? Bunun ne alakası var dinlen? Şarıkla çüppeyle. sarık çüppe giyenin daha az reytingi oluyor YouTube'tan Para kazanması oluyor. Donsuz gezen daha fazla alıyor. yani bunları işte birleştirmiş. Onun için diyor e, efendim e, bundan hareketle cemaatle arasına mesafe koymak istiyor. Bunu da başaramıyordu. Şimdi güttüğü dava tamamen post davası. Hasan Efendi'den sonra onun postuna, Mahmut Hoca'nın postuna oturma davası. Benim bu hususta onlarca konuşmam var. Yani 20 seneler evvelinden beri var. Çünkü hep velihat gibi gösterilmeye çalışıldım. Bu hususta büyük mücadele verdim. Böyle bir şey yok dedim. Ondan sonra e, Hüsnü Aktüel dergisinde yani 2005 Hüsnü Kılıç. 2005'te bile o soru soruluyor Hüsnü'ye. Yani tarikatta velahatlık olmaz diyor, bilmem diyor. Doğru söylemiş orada işte. Adamın her dediği yanlış değil ki de. O da Mahmut Efendi'nin yetiştirdiği talebelerinden bir talebedir diyor. Yani o zaman doğru konuşmuş. Şimdi Ahmet Hoca daha yalan konuşuyor. Babamı sevmiyor diyor mesela şimdi. Babamı sevmiyor diye bir şey konuşuyor. Hüsnü yine orada bir ortalama gitmiş. Mesela yani bu dava yeni değil. 30 sene evvel de bu konuşuluyordu. 40 sene evvel de. Ben 12 yaşındaydım. Hurşit Efendi rahmet vardı. Ahmet Hoca Efendi'nin oğlu geldi. Hurşit Efendi'ye dedi ki sen baba. Ahmet Hoca böyle konuşur. Yani böyle maalesef konuşma şekli böyle. Sen babamı öldüreceksin dedi. Hurşit Efendi'ye ki babamasının en sevdiği insandı yani. Bütün ihvan bilir. Babamı öldüreceksin dedi. O da anlamıyor. Saf adam. Yaşlı 80 yaşında o zaman. Başladı üngür üngür ağlama. Babanı niye öldüreyim diyor. Adam anlamıyor ki. Babamı öldüreceksin diyor. Bunu yerine geçireceksin. Ya daha benim tüyüm çıkmamış. Tüyüm bıyığım derlememiş ya. Yani. Ahmet Hoca böyle bir e, şeye kapılmıştı. Geldiğimiz nokta bu Rize'den evveli konuşayım. Yani geldiğimiz nokta 50 sene. Daha Hurşit Efendi 85'te vefat etti. Düşünün. Hurşit Efendi'nin sıhhati afiyetinde. Böyle bir paranoya var orada. O ailede. Böyle bir paranoya var. İşte, FETÖ'cülerle, MÖTÖ'cülerle. Bu işi yine dillendirmeye çalışıyorlar. Şimdi bak ne konuşmuşum? Kaç tane? Üç tane ayrı yerde. İkisi televizyonlarda, biri vaazda. Bakın. Biz hizmet hizmetçiyiz. E, hizmete de devam ederiz. Bizden kimse korkmasın. Herkes rahat uyusun. Endişeye mal yok. Şehitlik meclisi ilan edecek bir kadar kafayı yemedim. E, Allah beni muhafaza etsin. E, ben haddimi bilirim. Had, haddimi iyi bilirim. Birileri şeyhlik peşindeyse, birileri halifelik peşindeyse, birileri vekillik peşindeyse size söz veriyorum. Kaç sene daha yaşarsam benim tek vasfım, şerefli vasfım kalacak. O da Mahmud Efendi Hazretleri'nin müridi olarak öleceğim. Başka bir sıfat bende görmeyeceksiniz. Ya ben sana şeyh olmak istemediğim eder noterde her yerden şey verip talak şart yapayım. Ondan sonra sen bir şeyhlik lafı, vekillik lafı bile duyarsan ondan sonra kalk. Kalkteki vay rezil herif de bütün kamuoyunu şey yap ya. Ben sana teminat veriyorum. Benim derdim oldu bittiye getirilmesin. Biz hizmetliyiz. Evet ben e, vekillik bana verdi. Ne manada? Herkese verilen şu anda bin tane belki var. Yani hatmi şerif yaptırabilirim, ders değiştirebilirim, istihare dinleyebilirim. Efendim, bu gibi işte evradı bazen hasta okuyabilirim gibi bu gibi bir şeyler. Yani bunun ders değiştirmekten öte geçen bir durum zaten yok hiçbir vekilde. Ondan öte ne yani olacak? Ama ben bunu yapmadım. İzin mi dedim, emir mi dedim? Dedi ki izin. İzinse ben dedim bunu yapmayayım. Yapan çok. Bunu bana ta Hızır Efendi vurulunda 25 sene evvel Buhara'dan uçaktan geliyorduk. Uçakta boştu. isteyen istediği yere gidiyordu. Beni çağırttı yanına. Ahmet dedi, Şahin Akşibendi Hazretleri'nde zuhurat oldu. Sana hatmi şerif verme, yapma izni verildi. Camide hatmi şerif yaptır. O zaman da ortalık işte 28 Şubat, merkezi hatmi şerif kalabalık olduğu için göze batmasın dağıttık ee dedi. E zaten işte Mustafa Efendi kendi camisinde, Hasan Efendi kumunda kendi camisinde. Ondan sonra efendim e, ee, diğer hoca benler kimisi evlerde bir şey yapıyorlardı. Bana da dedi sen de kendi Hayder'deki işini eski Hayder'deki yerde yaptır dedi. İzin memur mi, mi dedim? İzin dedi. Efendim zaten dedim dergi açtı bilmem ne etti aşağıda bir dernek açtık sohbet için. Sultan Mahalleli sohbetleri iptal edildi müftüler. 28 Şubat'ta bütün camileri bana yasak etti. O, onun için e, bir yer açtık işte orada hani millet sohbete gelsin Haftada bir dernek faaliyeti adı altında. E, başka benim bir şeyim yok. O zaman e, zaten dedim yani şimdiden işte şeklini ilan etti, halifeliği ayrı dergi açtı, tekke açtı. Bu lafları çıkartıyorlar. Bu olursa dedim tüy diker dedim bu şey. Yani ben bunu yapmayayım dedim yani. Ama bu bana verildi yani bunu benden tamam o zaman senden aldım demedi. Ama ben yaptım mı? Bunu yapmadım. Ha özelde belki hanımımın dersini değiştim veya tarif ettim, izin aldım efendiler. Böyle bir iki vaka olmuştur. Yani iki üç kişi geçmez. Bir Necdet Aydın var Antalya'dan. Onu da efendim sen telefon ettik. O zaman Antalya'daydı yani. Değiş dedi, sen dedi, değiş dedi. Ondan sonra dersini değiştirdi dedi vesaire. Tamam yani değişten ilk dersi ver dedi. Tamam verdim. Öyle bir iki tane, üç tane ben yapmıyorum ki. Yapmam işim mi bitti? Şeriat yıkılmış, zarikat dar, bozuluyor. Öbür taraftan deis deist, ateist olmuş, milletin çoluk çocuğu. Ben bu kadar işle uğraşıyorum. Dün gece gündüz kitaplar yazıyorum, şeyler. Sohbetler yapıyorum, eserler bırakıyorum, binlerce, on binlerce ders bırakıyorum arkama. Benim işim mi bitti ya? O, o işi çok yapan var. Burada yapan yok. Mevla üstümüze büyük yük yüklemiş yani. Herkes işine baksın. Yani bunu nasıl bana bunu uyduruyorsun? Bunu bana yakıştırıyorsun? Ya aynı, bu iftira FETÖ'nün iftirası değil. Bu Ahmet Hoca'nın iftirası. Ses kaydı var orada. Ses kaydından hazırlamadık şeyde. O ses kaydını bulabilseniz söyleyin. Şimdi burada tam buradan oraya geçecek e, Ne diyor? İşte diyor orada hangi konuşmada bilmiyorum ki. Üç tane konuşma yaptılar bir haftada. Acayip konuşmalar yapmaya başladı. Şimdi kadınlara konuşuyor. Sohbetler yapmaya başladı falan. Bir kimin aday olacağı belli yani zaten de aday oldu. E önünde beni engel gören bana dalıyor yani. ben ne uğraşıyorsun ya? Diyor ki babamdan intikam alıyor diyor. O ses kaydını verin ya. Nereden intikam alıyormuşum, sevmiyormuşum? Ben bu cemaate bu kadar hizmet etmişim. Beni bırakmadı da niye Hasan Efendi'yi bırak? Ya vallahi billahi böyle bir şey hiçbir konuşmamdan. Ya bu kadar akıllı, zeki insanlar beni dinleyenler var. Herkes toplansın, kıyamete kadar düşünse benim hiçbir konuşmamdan böyle bir sonuç çıkmaz ya. Ya bu laf denir mi ya? Madem beni bırakmadı diye düşünmüşüm, ben de onun yolunu bozacağım demişim. İntikam almak için de rabıta efendiye devam edecek demişim. Bu nasıl intikam efendiden ya? Rabıta mevkiye kadar efendiye devam edecek diyen bir insan efendi yaşasın. Onun rabıta yaşasın. O anılsın, o hatırlansın. Onun kitapları yolu yürüsün, hizmetleri yürüsün. Bunu diyen adam nasıl intikam alıyor? Kendine çeviren intikam alır. Kayınpederine çeviren intikam alıyor. Kayınpederinden kendine geçiren veya damadına projeye uyan intikam alır. Efendi'ye devam etsin diye nasıl intikam alır? Bunun bir izahı var mı ya? Ondan sonra ben ne yapmışım? Efendim, yolunu bozmaya karar vermişim ve şu anda da bozuyormuşum. Bana niye bırakmadı diye intikam alıyormuşum. Vallahi billahi tallahi, hiç böyle bir şey. Düşünmek bile düşünmedim. Birisi benim düşmanım, FETÖ'cü, METÖ'cü biri böyle düşünür diye de düşünmedim. Dünyada bir insan böyle düşünebilir diye de düşünmedim ama kalktı şeyhimin oğlu böyle düşünüyor benim bak